VNG testi daha uzun şekliyle video nistagmografi testi. Gözün hareketlerini ölçmeye dayanan bir testtir. Esasen vertigosu olan, baş dönmesi olan bir hastada objektif olarak bulunan bir bulgu göz hareketleridir. İstemsiz göz hareketleri. Bunlara nistagmus diyoruz. Göz yavaş yavaş bir tarafa gider, hızla gelir. Bu şekilde bir gözde hareketler vardır. Bu hareketler üzerinden, bu göz hareketlerinin hızlarının tespiti üzerinden video nistagmografi testi çalışmaktadır. Yüksek teknolojiye dayalı bir testtir. İçerisinde önce gözü değerlendiren, sonra da kalorik test dediğimiz bir test uygulanır. Ve kulakta, hangi kulakta, hangi kısmın iyi çalışmadığını saptamakta bize klinikte oldukça yararlı olan bir test şeklidir. Benim kanaatimce baş dönmesi şikayet olan hastalıkların tanısının çoğu öncelikle klinik olarak konur ve video nistagmografi testlerinin sonucuyla bu klinik tanı belgelenir ve ona dayalı olarak da eksiklerin giderilmesi yönde vestibüler rehabilitasyon tedavisi uygulanır. Bu kalorik test aslında bir asırdan fazla kullanılmakta olan bir testtir. 1906 yılında ilk defa Barani isimli bir kulak burun boğaz uzmanı kullanmıştır ve 1912 yılında bu testi klinik kullanıma sunduğu için Nobel ödülü kazanmıştır ve 1912 yılından günümüze kadar bu test hala geçerliliğini korumaktadır. Yani bir asırlık zamanın sınamasından geçmiş bir testtir. Video nistagmografiden sonra daha gelişkin testler de vardır ve bu test o kadar hassas bir testtir ki kalorik test. Bu yeni testler de kalorik test kadar iyi olamadığı için kalorik testi içerecek şekilde yeniden düzenlenmiş ve artık kalorik testi yapan ileri teknoloji testleri haline gelmiştir. Bu test yapılmakla bizim tedavide elimiz oldukça kuvvetlenmektedir. Çünkü denge sisteminde kristaller vardır. Bunlar bildiğimiz kalsiyum karbonat kristalleridir ve sinir uçlarına bağlanmış olarak düşünebiliriz kabaca, basit olarak. Ve bununla denge sistemi yer çekimini sezmektedir. Bir de insanın hızlı hareketlerini, sola sağa hareketi ve dönme hareketlerini sezen diğer yapılar vardır vestibüler sistemde. Bunlar hep iç kulağın parçalarıdır. Kulak denge sisteminin esas olarak duyu organıdır. Ve bu sistemin bize sağladığı şey ortamda, bulunduğumuz boşlukta yani uzayda dik durmamızı sağlar ve karşımızdaki herhangi bir nesnenin yukarı kısmının hangi taraf olduğunu sağlar. Buna uzaysal oryantasyon demekteyiz. Uzaysal oryantasyonu olmayan kişinin ayakta durması mümkün değildir. Ve denge sistemi bunu sağlamaktadır. Video nistagmografi testiyle de bu oryantasyonun sağlayan çeşitli fonksiyonları ölçmek imkanı bulmaktayız.